Dostlar, hepinize yeni bir videodan selamlar. Ulus tarafına gelmiştim. Burada bir motorcuyla görüştük. Kısa süreli bir görüşmemiz oldu. Başı bayağı kalabalık. O yüzden şu an bir işlem yapamıyoruz. Çok geç aldım be. Karbüratörde hava kaçağı var dedi. Bir Sibop ayarı istiyor motor. Aynen. Bunların zaten ben de farkındayım. İşte geniş vakitte bunları yaptıracağız. Şu anlık bir şey yapmıyoruz. Böyle bir Kızılay tarafından eve doğru gitmeyi düşünüyorum. Hem bir dolanmış oldum bahaneyle. Buralar da çok karışık arkadaş. Şuradan mı? Şöyle çıkalım bakalım. Hava çok sıcak. Su gibi oldum. Yani. Mont giysen ayrı dert, giymesen ayrı dert. Tabii ben giymenizi tavsiye ederim. Güvenlik her zaman önde gelir. Şöyle farımızı da açalım. Trafiğe bak. Burası tek yön sanırım. Yok, tek yön değil ama kilit olmuş. Yağ soğutuculu olduğu için motorumuz hararet yapmaması için arada gazlamam gerekiyor. Yahu hadi yürüyün arkadaş ya. Yani arkadaşlar bu dertleri bilerek aldım ben bu motoru. Göze aldım. Sonuçta eski model makine. Hadi be ya. Oo. Nereye çıktık ya? Ankamol'ün oraya mı geldim? Nereye geldim? Ben de çözemedim şu an. Şu sağdan gidelim. Evet, durumlar bu şekilde. Yani tam performansını alamıyorum şu an motorum. Yani sıkıntı değil, sürebiliyorum. Şu an stresimi atıyorum, ediyorum vesaire.
Ama bu ayar yapıldıktan sonra daha da bir güçlü olacak. Dediğim gibi bunu bilerek zaten aldım motoru. Yani bu tarz şeyler çıkabilir. Çok normal. Her motorda olabilir bu. Yani 5 yaşında motor da alsanız, 10 yaşında da alsanız bu tarz şeyler olabiliyor. Tabii bu makine daha eski. O yüzden böyle şeyler yapması normal. Çok da yani kendimi kasmıyorum. Yağ bakımını kendim yapsam mı yapmasam mı hala kararsızım. Yani şu an yağı normal. Yağda bir eksiğimiz vesaire yok. Sağdan gösteriyor. En azından yağ bakımını, bujilerini vesaire kendim değişebilirim. Aslında karbüratör ayarını da kendim yapabilirim. İnternette falan izledim. Vakum metre tarzı bir sistem yapabilirsem yaparım ama işte yerim çok müsait değil yani. Bahçede bu tarz şeyler oluyor ama bir yere kadar oluyor. Bazen ufacık bir parça eksik oluyor. Bu sefer motoru öyle sökülü halde bırakıp da gitmek çok iyi değil. Kameranın açısı inşallah güzeldir. Hiç bakmadım ama. Yani gördüğünüz gibi şu an öyle sürüşe engel aşırı bir sıkıntısı yok. Hani gaz açtığımda falan gidiyor. Ama tabii bu tam performansta değil şu an. Burada EDS'ler var. Hava sıcak üflüyor ama yine de iyi geldi. Makine benim hoşuma gitti ya, yalan yok yani. Bu zamanla bu fiyatlara böyle motor, yani tabi alırsın. Şimdi atıyorum üstüne 40-50 bin daha koyup 600 F'de alabilirdim ama ya onu da tamamen sürpriz yani. Sonuçta ikinci el mekanik bir şey, o da arıza çıkartabilir, sıkıntı çıkartabilir. Onlar da kronik şanzıman sorunu var, ikinci vitesten atma vesaire. Yani en azından daha uygun fiyata yine 4 silindir bir makine almış oldum. Özellikle görüntüsü beni yeterince tatmin ediyor. Bir de bu ayarlarını vesaire yaptıktan sonra işte bakımlarını falan, o zaman daha da efsane olacak. Ya çok takmıyorum, zevkine biniyorum işte yani, olacak.
bu zamanda her şey maliyet. Yani para olmadan pek bir şey yapılmıyor biliyorsunuz. Şimdi ben buna yağına baktım. 3300 mililitre bir yağ kapasitesi var. 4 litrelik yağın fiyatı şu an Motul markaya baktım. 900 TL civarında. Yağ filtresi en uygunu 255 TL'ye gördüm. 350 liraya kadar çıkıyor. Buna bir gene hava filtresini değişmemiz lazım. En kötü ihtimalle 150-200 TL'de hava filtresi olsa niye arkama yanaştım o kadar? Yani 1000 lirayı geçiyoruz zaten yağ bakımı için. 4 tane buji alsam, hadi onlar da 200 lira falan tutsa desek. Yani biraz para harcamam lazım. Zincir bakımını vesaire yapacağım. Zinciri bir temizledim güzelce. Vesaire vesaire uğraşırız işte ya. Lastiklerim bu sezon beni götürür. Seneye eğer motoru satmazsam şöyle güzel bir Michelin lastik almayı düşünüyorum. Durumlar böyle. Gerçekten yandım ya.
Evet, bugün de stresimizi attık, gezmiş olduk. Videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Bu tarz içeriklerin gelmesini devam etmek istiyorsanız bana desteğiniz önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.